Dilim Elektronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle TIS-800 ve 801 olarak adlandırdığımız GSM ile uzaktan kontrol modülünden bahsedeceğiz. Bu konu hakkında çok fazla soru geliyor. Nelere dikkat etmeliyiz? Kurulumu nasıl yapılır? Neler önemlidir? Gelin birlikte bunları ele alalım. İlk başta herhangi bir operatörden aldığımız SIM kartı cihazın yuvasına takmadan önce dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. İlk önceliğimiz SIM kartını bir telefona takıp PIN kodunu kaldırmalıyız. Yoksa cihazımız hata verir. Daha sonra telefonun ayarlarından 4.5G'den 3G'ye çekmeliyiz. Bunun işlemi yaptıktan sonra herhangi bir arama yapıp bir SMS alıp hattı kontrol ettikten sonra cihazımıza takabiliriz. Cihazın antenini taktıktan sonra 12 volt DC bir voltajla cihaza enerji veriyoruz. Bu konu biraz önemli çünkü herhangi bir LED trafosu önerebilirim bu konu hakkında veya bizim akülü güç kaynağımızda takabilirsiniz. Fakat 12 volt DC olması önemli. Siz bunu eğer bir kayar kapıya takıyorsanız onun motorundan enerjiyi almayın. Çünkü parazit yapar, dalgalanma yapar. DC'ye eviremez ve AC voltaj verir. Bu da bizim cihazına çok büyük zararlar verir. Bu konuda da dikkatle uyarıyorum. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Enerjiyi verdikten sonra gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Sinyal seviyemiz şu an 19. Gayet ideal. Burada hazır bir sistem kurduk. Kısaca tanıtmak için akülü güç kaynağımız, kilidimiz. GSM modülde bu kilidimizi açtıracağız. Ondan önce gelin beraber kurulumunu yapalım. Şimdi birlikte kurulumunu yapalım. Kılavuzumuzda detaylı bir şekilde zaten yazıyor hangi adımları izlemeniz gerektiği, yönetici numarası ekleme, numara ekleme, bunlar detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi birlikte yapalım. Biz cihazımız SMS ile haberleşiyor. Cihazımızı biz kaydettik. Şimdi içerisindeki numaraya mesaj atmamız gerekiyor. İlk başta işlemlere devam edebilmemiz için cihazda admin olmamız gerekiyor. Bunun için admin yazıp boşluk bırakıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye mesaj atıyoruz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bizim fabrikasyon şifremiz. Siz bu şifreyi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kendinize özel bir şifre oluşturabilirsiniz. Fabrikasyon olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 geliyor. Admin yazıp boşluk bırakıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye mesaj attığımızda gördüğünüz gibi numaramız yönetici olarak kaydedildi diye cihaz bize geri dönüş mesajı atıyor. Şu an biz bu cihazda adminiz. İstediğimiz gibi numara ekleme, silme yapabilir, durumunu öğrenebiliriz. Onu da deneyelim hemen. Ekle yazıp boşluk bırakıp başında 0 olmadan numaramıza giriyoruz. 541-958-84-57. Biz bu mesajı gönderdiğimizde ekle yazıp boşluk bırakıp başında 0 olmadan numara. Bu şekilde gönderdiğimiz zaman numaramız eklenecek. Gördüğünüz gibi numaramız eklendi. Telefon numaramız burada 2 oldu. Kayıtlı telefon numarasını da burada görebilirsiniz. Şu an bu numarayı da ekledik. Şimdi isterseniz bir de silme işlemi yapalım. Bu numarayı, eklediğimiz numarayı silelim. Sil yazıp boşluk bırakıp başında 0 olmadan numaraya giriyoruz tekrar. 541-958-84-57. Sil yazıp boşluk bırakıp başında 0 olmadan numarayı gönderdiğimizde bu numara cihazdan silinecek. Bunu silme işlemi yapabilirsiniz. Numara silindi diye gösterdi ekranda. Şimdi cihazımızda bize geri dönüş mesajı attı ve kayıtlı telefon numarası bile düştü. Şu an ben adminim. Cihazda sadece benim numara ekti. Sadece ben kontrol edebilirim cihazı. İkinci olarak mesela cihazın durumunu öğrenebilirsiniz. Durum yazıp gönderdiğinizde cihaz size mevcut durumu söyleyecek. Cihazın modunu, kayıtlı telefon sayısını, boş hafıza bilgilerini SMS yoluyla cihaz bize bildirecek. Gördüğünüz gibi sinyal gücümüz 22, kayıtlı telefon numaramız 1, kalan hafızamız 2999, 3000 hafızası var cihazın. Siz şeyde yazdığı gibi, kılama kılavuzunda yazdığı gibi role süresini de değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi role süresini de ayarlayalım. Bunun için zaman yazıp boşluk bırakıp saniye giriyoruz. Bunu 30 saniye kadar ayarlayabilirsiniz. Örneğin zaman yazıp boşluk bırakıp 20 olarak gönderdiğimde 20 saniye boyunca rolemiz tetik görecek. 20 saniye boyunca açık kalacak. Bunu siz istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Fabrikasyon olarak 3 saniye olarak gelir. Gördüğünüz gibi role süremiz şu an 20 saniye olarak ayarlandı. Cihazı tamamen resetlemek isterseniz reset yazıp gönderdiğinizde cihazımız tamamen resetlenir. Role süremiz 3 saniye düşer tekrar. Gördüğünüz gibi cihazlara reset yazımız çıktı. Şimdi bize geri dönüş mesajı atacak, bilgilendirme mesajı. Gördüğünüz gibi cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandı. Daha sonra numara eklemek istediğinizde tek bir numara değil birden fazla numara ekleyebilirsiniz.
Onu da 10 numaraya kadar ekleme yapabilirsiniz tek bir mesajda. Ekle yazıp boşluk bırakıp başında sıfır olmadan numara, boşluk numara, boşluk numara şeklinde 10 numaraya kadar ekleme yapabilirsiniz. Şimdi cihazımızı test edelim. Kurulumunu tamamladık. Şimdi cihazımızı arıyoruz. T800'de sesli yanıt sistemi vardır. Cihaz bize bilgi verir. Cihazımız çaldı. Telefonumuz açıldı. Kapı numarasını gir. Biz röleviye bağladığımız için kilidimizi bir numaraya basıyoruz. Kapı 1 açıldı. Kendini otomatik kapatacak. Siz role 2, role 3 ve role 4'e de farklı farklı kilitleri, motorları, bariyerleri bağlayarak istediğiniz gibi açma kapama işlemi yapabilirsiniz. T801 olan modelimizde de tek bir role olduğu için aradığınız zaman cihazın meşgule atar ve direkt kapıyı açar. Sesli yanıt sistemi yoktur bunda. Kurulum tamamen aynı, hiçbir değişiklik yok. Birebir kurulumlar aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece aradığınız zaman meşgule bırakır ve kapıyı otomatikmen açar. Daha fazla sorunuz, bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz, iyi çalışmalar dileriz.